ProtoStructure'da hazırlamış olduğumuz platform sistemini Protosty ile aktararak makrolar yardımıyla bağlantı tasarımını yapalım. Çelik tasarım üst menüsünden Protosty modülünü yükleyi seçelim. Ekrana gelen dosyada veri aktarımı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu dosyada herhangi bir problemle karşılaşılmadığını görmekteyiz. Pencereyi kapatarak bağlantı tasarımına geçelim. Çelik yapılarda bağlantı tasarımı yapılırken öncelikli olarak moment doğrultusunun ardından mafsal doğrultunun bağlantıların yapılması öngörülmektedir. Öncelikle kolon kiriş arasındaki moment bağlantısını yapalım. Protostil'de moment bağlantısı yapabilmek için birkaç farklı makro seçeneği yer almaktadır. Bunlardan en sık kullanılanı Gose bağlantı makrosudur. Flanş levha bağlantısı ya da uzatılmış alan levhası bağlantı makrosu da kullanılabilir. Gose bağlantı makrosunu kullanalım. Makrolar ile ilgili olarak genel bilgi vermek gerekirse, makrolar üzerinde birkaç saniye beklediğimizde bir pencere açılır ve bu pencerede genel olarak bağlantının hangi tipleri desteklediği, nasıl kullanılacağı gibi ipuçları yer almaktadır. Makro komutları üzerinde sağ tıklayarak makro özellikleri penceresini açabiliriz. Burada değişiklik yaparak varsayılan hata seçeneği ile varsayılan ayarlarını değiştirmemiz mümkün. Makro penceresindeki kutuların boş olması her birine tek tek değer gireceğimiz anlamına gelmemektedir. Bağlantılar hesaplanırken tasarım kontrollerine ve konstrüktif kurallara göre bu parametreler arka planda otomatik olarak hesaplanırlar. Bu alanlara isterseniz kendiniz de değer girerek bağlantıyı özelleştirebilirsiniz. Girdiğiniz değerleri sonra tekrar kullanmak için makro ön ayarları bölümünden kaydedebilirsiniz. Gose bağlantı makrosunu çalıştırıp bağlantıyı oluşturalım. Makroları çalıştırdıktan sonra dikkat etmemiz gereken diğer önemli özellik de sol alt köşede yer alan yönergelerin takip edilmesidir. Bu yönergeleri takip ederek hızlı bir şekilde bağlantı tasarımı yapabiliriz. Şimdi öncelikle Gose tasarımı için önce kolon ardından kirişi seçelim ve bağlantıyı oluşturalım. Oluşan makro, levha, civata grubu, kaynaklar ve kesme nesnesi gibi yardımcı komutlardan meydana gelmektedir. Makrolar artı şeklinde bir sembolle gösterilir ve makro sembolünü tıkladığımızda makro özelliği seçili hale gelir. Makro sembolü üzerinde çift tıkladığımızda ise özellikler penceresi açılır. Bir çelik model içerisinde birden fazla makro kullanılacağı için bir süre sonra model karışık bir hale gelebilir. Böyle bir durumda kaynak sembollerini, kesme nesnesini ya da makro ikonunu görmek istemeyebiliriz. Bunun için yan menüden seçilebilirlik, görülebilirlik ayarlarını açıp kapamamız mümkün. Örneğin kaynakların görünebilirliğini kapatabiliriz ya da kesme nesnelerinin görünebilirliğini kapatmamız mümkün. Hemen altında da makroların görünebilirliğini kapatabiliriz. Gose bağlantı makrosunun özelliklerini açalım. Makro özelliklerini açmak için makro simgesine çift tıklayabileceğiniz gibi makroyu oluşturan herhangi bir elemanı seçip klavyeden M Enter tuşlarını da tuşlayabiliriz. Böylece özellikler penceresi açılacaktır. Makro özelliklerine genel olarak göz atacak olursak ilk sekmede kaynaklara ve Gose levhasının derinlik, genişlik ayarlarına yer verilmiştir. Sağ tarafta da ters Gose seçeneğinin mümkün olduğunu görmekteyiz. Gose levhası yerine I profili kullanmamız mümkün. I profili kullanmak istersek ya da herhangi bir profil kullanmak istersek profil kataloğunu açıp katalogdan seçim yapabiliriz. İkinci sekmede berkitmelerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca civata lokasyonları da yer almaktadır.
Eğer ayar kutularını boş bırakırsak default ayarlar dikkate alınarak bağlantı tasarımı yapılmış olur. Levhalar kısmında da kalınlık ve malzeme bilgisi gibi parametrelerin değişikliğini yapmamız mümkün. Yine aynı şekilde civata sekmesinde de civata malzemesini, civata takımını ve civatalarla ilgili diğer parametrelerin seçimini yapabiliriz. Aynı şekilde kaynaklarda da değişiklikler yapmamız mümkün. Berkitme ayarlarında berkitmelerin lokasyonlarıyla, yani her iki yön olması ya da tek yön olması, tam boy, yarım boy olması seçenekleri seçilebilir. Makroların genelinde yer alan ön ayarlar şirket içerisinde ve proje içerisinde hızlı bir şekilde makro düzenlemesi yapmayı, makro paylaşmayı sağlar. Bağlantının özelliklerini girdikten sonra uygula ve kaydet seçeneğini işaretleyerek bağlantıyı kaydedebiliriz. Belirleyici nitelikte olan bir isim verelim. HA300-ÖP300 şeklinde bir bağlantı isimlendirmesi yapalım ve tamam diyerek pencereyi kapatalım. Farklı bir bağlantı noktasında bu bağlantıyı uygulamak istediğimizde makronun ayarları seçeneğinden HA300-ÖP300 seçeneğini işaretleyerek bağlantıyı hızlı bir şekilde uygulayabiliriz. Eğer şirket içerisinde paylaşmak istiyorsak farklı kaydet seçeneğini işaretleyerek de bir paylaşım dosyası oluşturabiliriz. Buradan varsayılan ata seçeneğini işaretleyip bundan sonraki GUSE bağlantılarında son yaptığımız bağlantının hafızada tutulmasını da sağlayabiliriz. Diğer GUSE bağlantılarını hızlı bir şekilde modeli işleyelim. GUSE bağlantılarından sonra taban yavası bağlantı makrosuna geçelim. Bu makro kullanıcı için hızlı bir şekilde bağlantı datalarının girilmesini sağlar. Makro üzerinde sağ tıklayarak özellikler penceresini açalım. Açılan pencerede şekillerden oluşan genel görselleri görmekteyiz. Bu görünümlerle kolayca bağlantının detaylarını girebiliriz. Çap deliği seçeneği bulunmaktadır. Delik için çap değeri girilebilir. Sağ kısımda da berkitmelerle ilgili datalar yer alır. Buradan hangi berkitmeleri kullanmak istiyorsak seçimini yapabiliriz. Berkitmeler arasındaki mesafeleri girebiliriz. Bu mesafelerde ayrıca ankraj deliği de açılmış olacaktır. Yani iki berkitme arasında ankraj deliği mevcut olacaktır. Levhalar seçeneğinde alın levhası ve berkitme levhaları ile ilgili parametreler yer alır. Kaynaklar da aynı şekilde sağ alt köşede gösterildiği gibi kaynak değerleri girilebilir. Ya da boş bırakarak da default değerler dikkate alınabilir. Ankraj delikleri olarak civata çapı ve tolerans girebiliriz. Tip 1, tip 2 olarak adlandırılmış seçenekler bağlantı tasarımını yaparken bize kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Kaymakaması isteğe bağlı olarak eklenebilir. Hiçbir seçeneğini işaretleyerek kaymakaması eklemeyebiliriz. Ya da kutu, haç, blok, profil seçenekleriyle de kaymakaması eklememiz mümkün. Profil seçeneği için sol alt köşede yer alan katalog penceresini açıp herhangi bir profil seçeneğini işaretlememiz mümkün olacaktır. Ön ayarlar kısmı yine bütün makrolarda geçerli olduğu gibi kaydedilebilir ve proje kapsamında ya da şirket standartları kapsamında paylaşılabilir. Uygula ve varsayılan ata seçeneklerini işaretleyip tamam diyelim. Ardından makroyu çalıştırıp kolonu seçmemiz makro oluşturmamız için yeterli olacaktır. Protostructure'dan protost ile veri aktarıldığında mesnet koşullarını belirtmek üzere yeşil ikonlarla bağlantı koşulları belirtilir. Yani kullanıcı burada kolayca bağlantının moment bağlantı ya da mafsallı bağlantı olduğunu görebilir. Küp şeklindeki yeşil ikon moment bağlantıyı, dairesel ikon ise mafsallı bağlantıyı temsil etmektedir.
Taban plakası yerleşimini bitirdikten sonra ankraj cıvatası yerleşimine geçelim. Üst menüden ankraj cıvatası makrosu üzerinde sağ tıklayarak makro özellikleri penceresini açalım. Açılan pencerenin şekil menüsünde iki tip yer almaktadır. Uygun olan tipi seçerek geometri bölümünden uygun parametreleri girebiliriz ve ön ayar olarak kaydedebiliriz. Ardından uygula, varsayılanı ata ve tamam diyerek pencereyi kapatalım. Makroyu çalıştırıp ankraj cıvatası eklemek istediğimiz noktayı seçerek ankraj yerleşimini sağlayabiliriz. Diğer ankrajları da oluşturalım. F9 tuşu ile bir nokta seçerek nokta etrafında kolayca dönüş sağlayabiliriz. Diğer taban levhalarının ve ankraj çubuklarının yerleşimini de hızlı bir şekilde yapalım. Moment doğrultusundaki bağlantıları bitirdikten sonra masalı doğrultulardaki bağlantılara geçelim. Kolon kiriş mafsallı bağlantısı için berkitmeli alın levha bağlantı makrosunu kullanabiliriz. Bu makro protostructure'daki kesit tesirlerini dikkate alarak bağlantı tasarımı yapmaktadır. Makroyu çalıştırıp önce kolon, ardından kiriş ve sınırlandırıcı levhaları seçelim. Son komutu atlamak için boş bir alanda sağ tıklayalım. Böylece Guse makrosunun berkitmeleri kullanılarak bir mafsallı bağlantı oluşturulmuş olur. Burada 2 adet cıvata kullanılmıştır. Cıvataların tek sıra olması kiriş üzerindeki kuvvetlerin az olmasından kaynaklanmaktadır. Cıvata sayısını artırmak istersek makro özellikleri penceresini açıp cıvatalar bölümünden cıvata sayısını artırabiliriz. Aynı makroyla karşısındaki kirişin bağlantısını da yapalım. Kirişlerin diğer uç noktalarındaki bağlantıları yine kesit tesirlerini dikkate alarak tasarım yapabilen kılcına levha bağlantı makrosu ile yapalım. Makroyu çalıştırıp önce kolon, ardından kiriş ve sınırlandırıcı levhaları seçelim. Ardından sonraki adımları atlamak için boş bir alanda birkaç kez sağ tıklayalım. Kendi hesaplarına uygun olacak şekilde M20 cıvatası, cıvata çapı seçmiş durumda. Tasarım yapan makrolarla ilgili olarak genel bir özellik niteliğinde cıvata levha kaynak gibi seçenekler kullanıcı tarafından tanımlanabilir ve buna uygun olarak bağlantı tasarımı yapılabilir. Bu durumda yine program otomatik olarak bağlantı tasarımına devam etmektedir. Ancak şekil menüsündeki cıvata lokasyonları ile cıvata aralarındaki mesafeler ile değişiklik yapıldığında bağlantı artık kullanıcı tanımlı olmuştur ve tasarım yapamaz durumdadır. Örneğin cıvata kalitesini ve cıvata çapını değiştirelim. Programın otomatik olarak hesapladığı değerlere göre 3M20 cıvata kullanılmıştı. Fakat biz burada M16 cıvata kullanılmasını istiyorsak uygun bir şekilde tasarım yaptıralım. Cıvata çapını 16 olarak seçelim. Bu durumda M16'ya uygun bir yerleşim otomatik olarak hesaplanacaktır. Uygula dediğimizde 3M20 cıvata yerine 4M16 cıvata kullanıldığını görebiliriz. Varsayılan ata seçeneğini işaretleyerek M16 cıvata seçimine devam ettirmemiz mümkün. Tamam diyerek kapatalım ve simetrik noktadaki bir diğer bağlantıyı da benzer şekilde yapalım. Kolon kiriş bağlantılarını bitirdikten sonra kiriş kiriş bağlantılarına geçebiliriz. Kirişlerde kullanılan başlıca mafsallı bağlantı makroları berkitmeli alın levha bağlantı makrosu, kirişten kirişe alın levhası bağlantı makrosu
ve kılıcına levha bağlantı makrosudur. Bu bağlantılar protostructure'daki kesit tesirlerini dikkate alarak bağlantı tasarımı yapmaktadır. Kolon kiriş arasında kullandığımız kılıcına levha bağlantı makrosunu kiriş kiriş bağlantı tasarımı içinde kullanalım. Kılıcına levha bağlantı makrosunu seçip önce ana kiriş ardından tali kirişi seçelim ve boş bir alanda birkaç kez sağ tıklayalım. Tasarımda M16 cıvata çapı kullanılmıştır. Bunun sebebi bir önceki kılıcına levha bağlantı makrosunda kullanıcı tarafından varsayılan ayarının M16 olarak ayarlanmasındandır. Bundan sonraki kılcına levha bağlantı tasarımlarında M16 civata çapına uygun bir şekilde civata sayısı belirlenir. Örneğin UP240 kirişi için aynı makroyu tekrarlayalım. UP240 kirişi üzerindeki kesit tesirleri dikkate alınarak kullanılan civata sayısı 3M16'dır. Mafsallı bağlantılarda kullanılan bir diğer makro ise belkitmeli alın levha bağlantı makrosudur. Makroyu çalıştırıp önce ana kiriş ardından tali kiriş seçimi yaparak bağlantıyı oluşturabiliriz. Bir nokta etrafında dönmeyi sağlamak için klavyeden F9 tuşuna basıp bir nokta seçerek o nokta etrafında kolayca dönüş sağlayabiliriz. Mafsallı bağlantılar için kullanılan diğer makro ise kirişten kirişe alın levhası bağlantı makrosudur. Makroyu çalıştırıp önce ana kiriş ardından tali kiriş seçimi yapıp boş bir alanda sağ tıklayalım. Böylece uygun kesimler yapılarak ana kirişin gövdesinden bağlantı sağlanmıştır. Bu makro ile birbirini takip eden iki tali kirişin bir ana kirişe bağlantısı da kolayca yapılabilir. Makroyu çalıştırıp ana kiriş ve tali kirişlerin seçimini yaparak bağlantıyı oluşturabiliriz. Burada tek bir civata grubu kullanılarak bağlantı tasarımı yapılmıştır. Aynı makroyu UNP profillerin bağlantısı için de kullanabiliriz. Diğer makroları da tamamlayarak modelin bağlantı tasarımını sonlandıralım.